Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight hile videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight hile videosu diğer hile videolarına kıyasla bayağı bir farklı. Hatta tam olarak hile de sayılmaz da yine APK kurulum vesaire olmasından dolayı ben yine hile olarak kabul ederim bunu. Şimdi kısaca şöyle özet geçeyim arkadaşlar. Bu Shadow Fight moduyla alakalı. Sevgili arkadaşlar, daha önce Shadow Fight oynayanlar biliyordur. 147K hasar olayı ortaya çıktığından beri akına girdiğiniz gibi biri tek atıyor ya da 2-3 kişi tek atıyor falan. Ondan dolayı hiçbir şekilde oynayamıyorduk. Anahtarlarımız boşa gidiyordu. Bundan dolayı da ne ki çok fazla kitle kaybetti. Shadow Fight'in yer altında oynayan insanlardan yani. Bayağı bir insan kaybetti. Ondan dolayı da sonra aniden böyle habersiz bir şekilde galiba hileyi yapan kişi, yani o 142K hasar hilesini ortaya çıkaran kişi, Shadow Fight 2'li Private Server ile alakalı ekstra bir mod, ekstra bir oyun yapmaya karar verdi. Bu oyunda arkadaşlar Clash of Clans'ı eskiden oynayanlar çok iyi bilir. Clash of Clans oynayanlar için ekstra önemli hatta. Oyunda küresel diye bir şey vardı. Rahat rahat sohbet edebiliyordunuz, farklı başka klanlara katılabiliyordunuz vesaire. Ha işte Clash of Clans'ta olan küresel bu oyunda var. Ben fazlasıyla şaşırdım. 2 hafta öncesinde falan öğrenmiştim galiba. 2 ya da 3 hafta önce öğrenmiştim ben bu olayı. Dedim o zaman ben bu modları hallettikten sonra ben bunun videosunu çekeyim. Siz de eğer bu modu indirirseniz arkadaşlar sizlerle beraber canlı yayında Akın oynayabileceğiz. Yani beraber yeraltı oynayabileceğiz. Böylece hem hilelerden arınmış olacağız hem de beraber bir lobiye girip hatta klan bile kurabiliriz duruma göre, ona bakarız. Beraber akınlara girip canlı yayın yapabiliriz arkadaşlar. Aklıma bu geldiğinden dolayı bu videoyu artık yapmaya karar verdim diyerekten. Daha fazla Shadow Fight hile videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala buradaysanız da abone olup bildirim açmayı unutmayın diyerekten bir uyarım var arkadaşlar. Bu modda sadece kişi seti açık. İsterseniz nöbet seti tılsımlı yapabiliyorsunuz. O da okey. Ama geri kalan diğer setler yok arkadaşlar. Kızıl bozulma olsun, buzlu direnç olsun, karma, bora, özel ekstra setlerin hiçbiri yok. Fakat merak etmeyin, ben bir yolunu bulup onları da eklemeye çalışacağım. Usersen eklemeye çalışacağım. Hani bu direkt online şey falan ya. Belki eklenemeyebilir. Henüz denemedim. Zaten fazla vaktim de yoktu. Saat şu anda 5 neredeyse gördüğünüz gibi. Saat 6'da bu video bir aksilik olmazsa kanalda olacak. Bir de ben aynı zamanda GTA San Andreas'ı final bölümünde çektiğimden dolayı ondan dolayı ekstradan geç kaldım. O yüzden video geç gelecek. Kusura bakmayın arkadaşlar diyerekten söylediğim gibi sadece keşif seti mevcut. Nöbetçi özelliğini de tabii ki de tılsımlayabiliyorsunuz ama nöbet seti de yok. Ama ben bir şekilde eklemeye çalışacağım. Bir yolunu bulacağım. Ekstra kaynak ayarı falan yapmanız da çok önemli değil aslında. Çünkü mücevherler onaylı değil. Fakat 300 mücevher onaylı gördüğünüz gibi. Bir 10'lu küre aldım mesela. Bir daha almayı deneyeyim. Bakın satın alma için yeterli onaylı mücevher yok diyor. Yani bir 300 mücevher falan var en azından. Onu da bilgisi vereyim diyerekten size yavaştan neler yapmanız gerektiğini anlatmaya başlayayım. Öncelikle mecburi olarak ve yalan söylemediğimi sizlere kanıtlamak için orijinal mevcut Shadow Fight 2'yi siliyoruz. Bakın orijinal diyorum ama normalde oynadığınız, yer altında oynadığınız orijinal Shadow Fight 2'yi silmeniz gerekiyor. Neyse. Sildikten sonra arkadaşlar ben size direkt olarak oyunun linkini veremeyeceğim. Onun yerine bir Telegram kanalı var. Telegram kanalına girdiğinizde yukarıda sabitlenmiş mesaj olarak gözüküyor. 145 ya da 146 MB olması lazım. Neyse, buradan Telegram'a girdikten sonra bir de bilinmeyen kaynakları falan açmanız gerekiyor. Ben Telegram grubunun linkini zaten direkt olarak bırakacağım. Zaçevre, Quick Edit uygulamaların linklerini de bırakacağım. İsterseniz ekstra ayar falan yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Benim önceden kullandığım hani şeyler var ya, ekstra set için falan XML linkleri falan. Ha işte onları da bir kullanmayı deneyebilirsiniz, bir yapmayı deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben hiç denemedim. Siz yorumlar kısmına yazarsınız. Neyse, linkleri falan bırakacağım. Şimdi ben oyunu tekrardan kuracağım sizler için. Ardına kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Oyunu tekrardan yüklüyorum gördüğünüz gibi. En ufak bir virüs güvenlik riski olmamasından dolayı gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz bu arada. Hiçbir sıkıntı yok. Ben de tarama gerçekleştiriyor ve güvenli dedi. Şimdi oyuna giriyoruz. Fakat ekstra yapmanız gereken hiçbir şey yok bu arada. Zaçevre, Quick Edit falan bunların hiçbiri kullanmanıza gerek yok. Otomatik olarak direkt olarak 344 MB'lık bir indirme yapmanızı isteyecek sizden. Oyunun sonuna kadar ki bütün bölümden açık bir şekilde, ardından bir de global diye bir ek bir indirme yapıyor. Ondan dolayı böyle 344 MB yani yüksek. Ekstra hiçbir ayar vesaire yapmadım gördüğünüz gibi. 52 seviye max enerji sınırlı. Fakat enerji hızlı doluyor bu arada. Galiba dakikada bir enerji geliyor. Güzel bir ayar bence. Ses kapattım bu arada. Çok pardon. Kaynağı falan da görüyorsunuz. Oyunun sonu.
oyunun başından itibaren ki XML'yi kullanmayı denesek çalışır mı? Hiçbir fikrim yok ama ben çalışmaz diye düşünüyorum. Çünkü oyunun sonu olacak şekilde ayarlanmış ya. Hani oyuna girer girmez internet bağlantısı olmadan girdiğimizde direkt olarak indirme yapmamız istiyor ya. Ondan dolayı bence çalışmayabilir. Ama dediğim gibi emin değilim. Siz isterseniz önceki videomdan linki alıp diğer setleri de ekleyecek şekilde deneyebilirsiniz. Ben en geç gelecek haftaya sizler için eğer oluyorsa videosunu çekerim. Merak etmeyin diyerekten ben bu indirmenin tamamlanmasını bekleyeceğim. Tamamlandıktan sonra kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, indirmemiz tamamlandı. Bir de üstüne bir sıkıntı olmazsa eğer ekstradan 20 MB'lık bir indirme daha yapmamızı isteyecek. Bu direkt global indirmesi olacağından dolayı bu indirmeyi de yapmanız gerekiyor. Direkt olarak karşımıza çıktı. Ben ilk defa indirdiğimde bu karşıma çıkmamıştı ama oyun böyle düzgün bir şekilde çalışmıyordu. Ama global indirdikten sonra ufak bir sıkıntı kalmamış. Şimdi 20 MB'lık global ile indiriyoruz. Global'e indirdikten sonra, yani küresel indirdikten sonra oyunumuz tamamen hazır olacak arkadaşlar. Artık gönül rahatlığıyla oyununuzu oynayabileceksiniz. Bu arada ben pek fazla oynamayacağım yine. O yüzden siz bu private server'ı bir deneyin. Hatta arkadaşlarınız vesaire varsa beraber deneyin. Lobby falan kurun. Beraber bosslarla falan kapışın. Düşüncelerinizi benimle paylaşın. Hani yayınını falan yapmayı düşünüyorum ama birkaç kişinin en kötü denemesi güzel olur. Hem de bakın gördüğünüz gibi. Yeni abis dünya patronu var. Shadowfight 3 bossları da mevcut arkadaşlar. Orayı da göstereceğim sizlere birazdan. Evet, oyunumuz çalıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en ufak bir sıkıntı zaten yok. Ekipmanlar vesaire aynı zaten. Sadece keşiş seti olduğundan dolayı diğer ekipmanları göstermeme gram gerek yok. Hop tıkladım aşağıya abi. Tamam da buradan nickname'imizi koyuyoruz. Bu arada Google Play hesabınızı bağlarsanız büyük ihtimal çalışır yine. Yani Google Play hesabınızı bağlayın ki ilerlemeniz falan varsa kaybetmeyin boşu boşuna. Şimdi birazcık da bu ekstra küreselde olan private server'ı bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi yer altındaki olaylar aynı. Katmandan sonra bir kat daha var. Burası da hiçlik dünyası. Gördüğünüz gibi. Oyunu bir Türkçe'ye çevirelim hatta. Hızlı bir şekilde. Evet, oyunu Türkçe'ye çevirdik ve boş dünya diye yazıyor burada. Gördüğünüz gibi. Numan 14 var. Numan 14. Bizim bu şey adam var ya. Neydi lan bunun adı? Ben bunun adını hatırlamıyorum. Bir de akrep kadın. Roalan. Punisher. Bu da var. Bu da zehirliyordu vesaire. Bunu biliyorsunuz zaten. Bunlar hemen canlı yayında kapışmıştı zaten. Bu da gıcık bir boss. Ama şarj olurken falan rahat bir şekilde hasar verilebiliyor falan. Bu arada iki kişi oynanabiliyormuş. Bu ikisi de. Galiba bu da iki kişilik oynanabiliyor. Gördüğünüz gibi zaten iki kişilik yer var. Ama neden bir yer, iki yer, üç yer diye yazıyor onu da bilmiyorum. Değişik bir şey gerçekten. Yani sadece iki kişi girebiliyor çünkü. Neyse çok da önemli değil. Onun dışında zaten geri kalan her şey aynı. Dağ falan atlamanız gerekiyor. Dağda nasıl atlanıyor bilmeyenler için. Oha nasıl ya? Biz senebisi falan nasıl oynayacağız hocam? Yani 302 gün diyor. Saçma. Saçma yani. Neyse yapacak bir şey yok yani. Bir şekilde bir yolu vardır herhalde bunda. Neyse oyuna girdiğiniz gibi 20 tane yanardağ, 10 tane megalit ve 10 tane mantar anahtarı direkt olarak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bence Dan'ı savaş yaptıkça falan atlanıyor ya. Onun dışında bu arada tek kişi mod diye bir mod da var. Tek oyuncu modu da var. Yani tek başınıza da oynayabilirsiniz. Tek başınıza da şansınızı deneyebilirsiniz. Eğer milletle oynamak istemiyorsanız, pratik yapmak istiyorsanız falan aslında. Güzel. Benim merak ettiğim yine anahtar gidiyor mudur? Büyük ihtimal gidiyordur. Onun dışında ekstradan onun yanında da boss seviyesi diye bir şey var. Bakın gördüğünüz gibi boss seviyesi artıyor böyle giderek. Üçüncü seviyeye kadar çıkıyor. Herhalde daha fazla hasar veriyordur ve bir tık daha fazla özellikleri vardır bossların diye düşünüyorum. Onun dışında bir bilgim yok zaten. Klan kurma olayı var mı bilmiyorum. Galiba yok. You collect underground bread. Ha, hiçlik sandığı alınca sana yeni itemler veriyor falan diyor. Yani hiçlik sandığı almak aslında daha mantıklı gibi gözüküyor. Ama almamız mümkün mü? Öyle bir olay var şimdi. Bir bakayım şöyle. Yani almak mümkün değil. Onu ne yapacağız? Yani kasacağız bir şekilde. Kaynak kasmamız gerekiyor. Akıl parası diyor. Neyse sevgili arkadaşlar, bu private server olayı bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi eğer mümkünse diğer özel setleri de ekleyecek şekilde, kaynağı vesaire ayarlayacak şekilde, onu da size gösteririm. Kaynak falan da ekstradan ayar yapacak şekilde ekstradan bir private server videosu yaparım. Oynanış videosu da yapmayı düşünüyorum. Ama hani siz bir deneyin, düşüncelerinizi falan paylaşın, hoşunuza giderse falan. Daha erken de videosunu çekebilirim diyerekten. Haberiniz olsun diyerekten ben videoyu yavaştan burada sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Private server konsepti hoşunuza gitmiştir diyerekten.
İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmayı sizden başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.